Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Yefalullahu ma yeşâ'u ve yahkumu ma yurid. Sadakallahul azim. 24. mektup. Mutluydu değil mi? Evet. Mutlu Hoca kardeşimiz şuunat-ı zatî istedi. Bana şuunat-ı zatî isteyen belki de şu parmak sayımı geçmez. Şuunat-ı zatî, esma sıfat isteyen çok. Ama Mutlu kardeş tabi hocalık sıfatı da olduğu için şuunat-ı zatî istemesi biraz hem normal hem anormal. Yani böyle isteyen pek olmadığı için fakat genel olduğundan dolayı şuunat-ı zatî bizim bildiğimiz gibi gitmeye kalkarsak altına şey yapamayız. O zaman böyle yapabildiğim kadar siz de yardım edersiniz bana. Böyle biraz uçarsam manada indirirseniz memnun olurum sorularınızla. Şimdi soru şu, soruyu okuyayım da, şöyle yapayım. Belki İsmail'in dediği bir sıkıntı olabilir diye söyleyeyim. Bak diyor, sen zaten Risale'ni okumuyor diye itham ediyorlar seni. Bu kitaplarda görürlerse diyor, daha beter yapacaklar, onu da izah edeyim. Bu benim Risale-i Nur kitabımı. Renkli fotokopi yapmışım ve ciltletmişim. 30-40 sene çalıştım kitabım. Kendi kitabım. Bu mektubat mesela. Tamam. Böyle çalıştığım kitap. Tamam. Yani dolayısıyla bu sirayet var. Niçin yeni almıyorsun? Yani buradaki her bir renkte bir mana var. Bir benle konuşuyor yani. Sirayet var. Kendi kitabımı fotokopi yapmışım renkli ve ciltletmişmiş. Otur. Şahsınıza ait. Şahsıma ait. Başka şey yok. Belki merak ederler. Mektubat 284 diyor ki soruyu okuyayım. Sual. Azimi zaten soru cevaptır. Ama ben okuyayım. Soru cevaptır. Bu soruyu sorabilmek için cevabı soruya koymuş. Bu soru sorulamaz. Soru olarak. El sualü nisviliğin. Sual sormak ilmin yarısıdır. Sual kendisi cevaptır. Cevabı sorunun içine koymuş. Bak göreceksiniz. Sual. Azim Esma-i İlahiye'den olan büyük Esma-i İlahiye'den, İsmail Ayin'in büyüklerinden olan Rahim ve Hakim, Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim, Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri, bunlar iktiza ediyormuş. Soruya bak. Rahim, Hakim, Vedud isimleri iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye. 2. Maslahatkârâne tedbir, muhabbetdârâne taltif. Şimdi sorun içerisinde cevaba bak. Rahim nedir? Şefkat perverane terbiye dizerken. Hakim nedir? Maslahatkârâne tedbir. Vedud nedir? Muhabbetdârâne taltif. Risale-i Nur'un böyle uslubuna, ustadın gidişatına, felsefesine, öğretisine aşina olanlar soruda cevap olduğunu görürler. Rastgele dizme olmadığını, açılım olduğunu görecek. Demek ki rahim nedir? Lugata koy, şefkat perverane terbiye.
hakim nedir? Maslahatkârane tedbir. Vedud, muhabbetdarane taltif. Bu üç tane isim nasıl iki, ne suretle üç, müthiş ve muvahiş olan mevt, Adem ile zeval ve firak ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir. Yani madem Allah'ta bir rahim var, hakim var, vedud var. Soruyu anladınız mı? Rahim olan Allah mefti nasıl verir? Ölümü niye musallat eder? Hakim olan Allah bu kadar masraf edecek, bu yaşa kadar seni getirecek. Mefti nasıl verir? Meft. Yani bütün her şeyi sıfırlıyor. Sana bu kadar masraf etmiş. Bu diyor, nasıl bu isim, Rahim, kafanızda tutmanız lazım bunu. Rahim, Hakim, Vedud isimleri. Diyor ki, bu üç tane isim nasıl ve ne suretle? Müthiş, insanı dehşete sokar. Muvahiş, yalnızlığa iten. Vahşet, bir tanesi dehşet, bir tanesi vahşet. Müthiş dehşet, muvahiş, vahşete sokmak. Onlar tek tek izahları var, hepsinin bir dersidir. Bu cehennem taş ölen bir şirkettir. Cehennem bir şey değil. Ama genel rahmet olduğu için Kur'an cehennemden bahseder. Ama elilerine işaret eder cehennemin cehenneminden. Cehennemin cehennemi nedir? Adem'dir. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışır. Öyle demişlerdik zaman. Ya bu usulü İslami'yi de zarar veriyor ya bu adam falan. Biz beni tanıyalım. Arkadaşlarım. Ya cehennem işte kuramaz. Kur'an rahmeten lil alemen olduğu için Cenab-ı Hak alemlere rahmet olarak peygamber gönderdiği için rahmeten ceza müessesesini öne çıkarttığı yer cehennemdir. Oysa cehennem vücut alemleridir. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Taş ölen şirkettir. Cehennem. O Adem'e çalışıyor. Ha? Yani Adem deyince sanki insanlar sadece bir yok olmak gibi bir şey zannediyor bunu. Yok olma. Cehennemden daha dehşetliyse abi, ona çalışıyorsan. Niçin buna girdi? Muvahiş. Cehennem gaybtadır. Melekut alemlerin alemi gaybtadır. Ahirettedir. Cehennemin cehennemi burada. İnsanlarda. Orada da var tabi de. Üstad diyor. 741. Cehennemden beterdi diyor. 8 tane sıfat sayıyor. Bunlardan bir tanesi dehşet, vahşet, kalak, yed diye devam ediyor. Bunlardan iki tanesi. Neyse, rahim. Benim bir tane söyleyeyim, böyle bir hüküm getirdin. Ciddi, çok ilgimizi çekti ama külliyatta yok galiba. De, sana minnettar olacağım. Allah senden razı olsun diyeceğim. Beni kurtardın mesuliyetten. Eğer ben külliyattan ispat edemezsem. Anladın mı? Anladın mı? O cehennemden beterdir. Adam şimdi şaşırıyor. Allah Allah. Tabii Kur'an rahmeten cezanın, musibetin en hafifini gösteriyor. Hep hafifini kullanıyor. Mesela cenneti methediyor değil mi Kur'an? Bazı yerde de diyor ya Cenab-ı Hak. Biz o zalimlerin yaptıkları zulümlerden işte gaflette değiliz. Onların diyor gözlerinin göz yuvasına fırlayacağı bir zaman ekleriyoruz onların hesabına. Evet. Yani bazı yerlerde de ima diyor yani nasıl dehşetli bir zamanın geleceğini. Evet. Şimdi
Cennetten çok önemli bahsediyor değil mi? Cennetten üstündür be Kadir. Cennetten üstündür Riyetullah. Ama yani genel, avami, avama, umuma ders verirken havası da ders veriyor, işaret ediyor. Bu mesele neye girdi? Müthiş ve muvahhiş, o cehennemin cehennemi olan 8 sıfatın 2 sıfatı bu. Ya şey yaptınız da çabuk çabuk onu 8 tane okuyun. Tatmin olmadım sizin böyle lakayt duruşunuzla. Anladığınızı böyle böyle bir şeylik yapıyorsunuz. Ben de rahatsızlığınızdan rahatsız oluyorum. Şimdi diyecekler ulan bu kadar şey kitap, bakkal kitabı mı ya? Eskiden Mehmet Efendi bunu bakkalda borçların kitabı olarak yapardı. Ulan bu ne biçim kitap ya diyorlardır. Usta bizi bakkalcı yaptı, ne yapalım? 741 abi. 741 de biraz ileri geri gitmiş diye. 741 ama 700 şu anda 41, ha buraya. 741 aslında benim kitapta, aslında burada da fotokopide buraya getirmiş. Burada arıyorum, dikkat edin. Değil mi? 741 buradadır, sağ tarafta. Burada solda. Yani işte bu kitap, kendim kitabı olduğu için nerede, nerede? Bak sayfa sağ tarafta, ortanın bir altında, hemen baştan başlıyor. Cehennemden beterdir, değil mi? Havul, öyle bak şabuk, bak cehennemden beterdir. Cehennemden betermiş. Biz mecaz zannediyoruz. Ondan daha muhriktir. Ondan daha dehşetli yakar. Cehennemden. Muhammed bir cehenneme düşmüştük, değil mi? Duymuştuk. Haçi duydum. Laz öyle demiş. Ulan haçi duydum. Ulan cehennemden daha dibi var mı demiş ya. Ondan daha muhriktir. Daha acayip yakıyor. Nereyi? Ruhumuzu eziyor. O cehennem hayatı yakıyor. Adem ruha vuruyor. Çünkü cehennem ruha bir şey yapamaz abi. Evet. Yani nasıl diyeyim biliyor musun size? Olmaz da. Bir düşünelim diye şey yapayım. Şimdi benim yani burada olan arkadaşların yani İbrahim senin böyle en rezil, sen bile utandığın, hatırladıkça tövbeden bile utanıyorsun. Ya Rabbi ha bu fiilimi İshak. Şu fiilimi affet demekten bile utandığım bir fiili. Yani burada millet duysa utanmaz mısın? Yer yarısı içine girsem demez misin? Yaptığımız o ihanetlerden yani vicdan azabı çekmeyiz mi? Ha, böyle ruhani elemleri 7 ile çarp. Onların toplamını Adem'e işaret edebilir belki. Sen yeter ki o çıkmasa da böyle elim kesilse bir yerim yansa demez misin? Adem böyle bir şey. Ruha bakıyor. Cehennem hayata, bedene bakıyor. Hayata, duygulara, hislere bakıyor. Ruhumuzu eziyor. Zira o 6 cihetten ki onlara başvurduk. 6 cihet. Öyle halet almışız. Onu sayıyor. O Adem'in cehennemin cehennemi bizde. Ne asıl? Hakikati orada. Teslim de hakikati orada. Adem'in sureti bizde. Neymiş o sureti? O halet. O halet. Haletin toplamıymış. Tencere getir. Koyuyoruz. Haf. Haf ile dehşetten. Haf. Haf ama korku sakın deme. Korku aklidir. Haf kalbidir. Yani hafullah'ta lezzet var. Yani korkama lezzet. Biraz önce anlattığım gibi korkuda köpek kovalaması, korku, kafa anlatacağım arasında korkuyu. Köpek kovalaması, arabayla giderken kayacağız vesaire. Ölüm korkusu. Adem ise, yani şey, haf ise ruhsal buhranı. Yani korkuda aman ölürüm, arabam yuvarlanır ama şu hapı içeyim korkarken adam öyle psikolojik hale geliyor ki kendisi intihar ediyor. İntiharı çıkış olarak görüyor. Niçin intihar ediyor? Kurtulmak için.
nasıl bir dehşet elem alıyor ki ölüm onun çaresi zannediyor. Anladınız mı bunu? Anlamazsınız. Ben de anlamam. Çünkü böyle bir şey hissetsek intihar edin. Bak bir daha. Nasıl ruhsal elem çöküntü alıyor ki intihar seçenek olmuş. İntihar çare olmuş. Düşünebiliyor musunuz intihar? İntihar onun çaresi ise ruhsal elemi düşünebiliyor musunuz? O işte havf. Yani adam öyle bir noktaya geliyor ki çocuğunu vuruyor, ondan sonra kendini vuruyor. Yani nasıl bir iflas etmiş ki çocuğunu çocuğu, yani canı gibi sevdiği İşte havf. Koy tencereye bunu. İki, havf ile dehşetten. Burada da vardı. Müthiş. Dehşetten. Birisi masal, birisi fail. İsmi. Hem ats ile ruhaşetten, hem kalak ve vahşetten, muvahiş, vahşet, hem yut, itim, hem yeisten, mürekkep, vicdansuz, yani bunların tencereye kattık, bunların karmasından insanda hissedilen his değil, halet. Bu halet Adem'in bizdeki sureti. Bir daha demeye ihtiyacım duyuyorum. Nasıl bir ruhsal elem alıyor ki, ruhsal elem alıyor ki, intihar onun çaresi olmuş. Peki, intiharı düşünebiliyor musunuz kendiniz hakkında? Ne kadar dehşetli. Ha, bu şifa. Ruhsal sıkıntısına. O sıkıntıyı hayal edebilir misiniz? Heh. İşte bu Adem'in bir ucu. Sekiz ucundan bir ucu. Yazıyor bir tanesi bana mail. Hocam dedi, Allah rızası için acaba intiharın imansız mı gidecek diye, intihar imansız mı gidiyor diye bunu bana soru soruyor. Niye soruyorsun bunu? Sizce niye soruyordur? Abdestin farzlarını sormuyor. Değil mi? Bunu soruyor. Demek ki öyle bir düşüncesi var. Var. Hem de ne kadar varsa. Peki bu çare ise ruhsallığını ayar edemezsiniz ki. Ben biraz zaten diyeyim. İnsana da alıkoyan o değil mi abi? Şimdi rahim, hakim, vedud. Nasıl? Ne suretle? Müthiş ve muvahhiş olan mevt. Gafilin zamanı nazarında mevt, müthiş ve muvahhiş. Mevti de izah etti. Soruya bakın. Daha sorudayız ha. Mevt. Nereden çıkarıyor Hasan bunları? Tipi tipten kardeş, tipi tip. Eskide vardı o sarkız. Sarkızı alırlardı hiç çizgi fili şey çıksın diye. Tipi tip, bak sana ne çıkacak. Bizde de oradan çıkıyor kardeş. Okuyoruz kardeş, okuyoruz. Gezmiyoruz. Uçuyoruz noktadan noktaya, çalışıyoruz. Bak çalışıyoruz. Çize çize, not al. Her bir kelimesi, bu renkli demek, hepsinin toplaması yapılmış. Yani her bir kelime aylarca uğraşılmış. Şu anda zana uğraşıyorum. Ve yaklaşık 3 hafta oldu. Zan. Zan ne olduğunu daha bilmiyorum. Ama bu çalışmadan önce zan sorsanız belki yarım saat konuşurdum. Bilmiyorum. Zan var, üstü zan, suyu zan var. Tamam mı? Neyin nesidir? Çalışıyorum. Sonra müsaade et de bir iki ay zana çalışan adam derste kardeşlerine iki ay çalışmadan onlara böyle 10 saniye, 1-2 dakika versin de kafama bassınlar, daha çıksınlar yukarı. Bunun aleyhinde olan vicdanı zayıf. Müslümanın acıması yok. Vicdanlı olsa Müslümanın Müslümana faydasını rahatsız olmazdı, zevk alırdı. Değil mi? Bak faydalı olmuyor mu? Bak burayı açtım. Hoş olmadı. Açtı zihnimizde. Ne suretle, nasıl ve ne suretle müthiş ve muvahiş olan mefti ve Adem ile
Adem'i anlattım biraz. İntihar çare olan bir şey. Adem ile Mevt 1, Adem ile 2, Zeval ile 3, Fırak ile 4, Musibet 5, Meşakkat 6, tefrik edilebilir. O 6 tanesini, komplem 8 ama 6 tanesi buraya almış. Yani bu 6 tanesini topla insanda böyle ruhsal bir halet. Yani Allah, Rahim, Hakim, Vedud olan Allah'a şefkat perverane terbiye, Rahim. Maslahatkarane terbiye, Hakim. Muhabbetkarane taltif, sahibi olan Allah. Nesret ve nasıl müthiş ve muhayş olan Meft ile, Adem ile, Zeval ile, Firak ile, musibetle, meşakkatla tefrik edilebilir. Bunlar Allah Mefti niye veriyor? Allah o serahimdir. Şöyle düşün. Tencereyi getir. Rahimi koy. Hakimi koy. Vedudu koy. Karıştır. Böyle bir Allah. Bu Allah Meft, Adem, Zeval, Firak, Meşakkat, Musibeti veriyor. Bu üç ismin sahibi. Alamıyorum diyor. Nasıl verir? Nasıl mı sayın? Niye meşakkat veriyor? Allah zevk mi alıyor senin elem almandan? Sıkıntı çekmenden? Haşa. Niye yapıyor? Diyor ki, gene bir cevap veriyor buna ama soru sormaya da aslında cevap veriyor. Bak, soru sormaya da aslında cevabı getiriyor öteki cevap. Haydi, bunları vermesinin sebebi haydi, İnsan saadet ebediye gittiği için Meft yolunda geçtiğini hoş görelim. Ha, saadeti ebediye bu sistemle ulaşılıyor. Hadi insan için bunu kabul edelim. Saadet ebediye için. Cevap, niçin bunu veriyor? Ebedi bir saadet olabilmesi için insandaki bütün o 18 bin alem, 1001 tane esma, Gazali'ye göre 4000. Artık bilinmiyor. Sıfat bilinmiyor. Şuunata güya geleceğiz. Bir de ele var. Yani insan Allah'ın sırrı. Bu sistemi böyle acayip Allah öyle diyor hadisi kutsinde. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Herkesin bir sırrı var. Allah'ın da sırrı var. Allah'ın sırrı insandır. İnsanın sırrı da Allah'tır. Tamam. Ama böyle sır denilince koy kenara meşgul olma değildir. Adı sır. Çocuğun adı sır. Şimdi hadi bu insanın içsel donanımlarını aktif etmek için bu lazım. Ne lazım? Meft lazım. Adem lazım. Zeval, firak, musibet, meşakkat lazım. Çünkü saadet ebediyi bununla yorumlanıyor. Adem Aleyhisselam cenneti anlamamıştı. Tamam dedi, bunu insan için kabul edelim. Fakat bu nazik ve nazinin ve ziyaret olan eşcar ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya muştak olan hayvanat tayfelerini mutamadiyen hiçbirini bırakmayarak iftarlarında, yani İnsan için tamam, saadet ebedi verecek de, hani geçici olarak bunları vererek insanı aktif ediyor. Aktif içindir. Diyelim. Bunu kabul edelim. Fakat nazik, koy tencereye, nazinin ziyaret olan eşcar, şecereler, ağaçlar ve nebatat, bitkiler, envaları, nazik ve nazeni, ağaç ve bitkiler, çeşitlerini, çiçekleri, vücuda layık ve hayata aşık, bekaya müştak olan hayvanat tayfelerini. Hayvanlar neymiş? Vücuda layık, hakikaten yokluğa değil de sonsuz olmaya
Layık çünkü ruhları var. Ağaçların ruhu yok. Hayvanlardan karınca da dahil, karıncanın şuuru olduğunu sözlerde söylüyor. Karıncanın şuuru var. Karınca. Şimdi hadi diyor, nazik ve nazenin olan eşcar ve nebatat taifelerini, çiçekler. Peki ve vücuda layık, bak vücuda layık, hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerini mutemadiyen, bitkilerin dışındaki hayvanları hiçbirini bırakmayarak ifnalarında, ifna sönmelerinde ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında. Acayip hepsi göz açtırmıyor, nefes aldırmıyor. Neler çekiyor Afrika'da yaşamak? Yaşamak ne kadar zor. Niye bunu yapıyor? Çocuklarına bir de yük olmuş. Çocuk mu bakacaksın, canını mı kurtaracaksın, Afrika'da mı yaşayacaksın? Niye böyle yapıyor? Hepsine ayrı bir köşk versin. Ayrı bir dünya yarata ya. Bu dünya ceylanlar dünyası, bu da kediler dünyası. Yani bunları onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında, hiçbirini rahat bırakmayarak musibetlerle tayirlerinde, başlarında hiçbirisi bırakmıyor istisna, musibet yani. Bütün gayrimüslimlerin, bütün İslam'ın dışındakilerin ruhlarını yakan, yandıran sorular bunlar. Evet. Yani Müslümanların da yani içinde İslam'ı bilmeyenlerin, onlar da ruhunu yandırıyor. Onlar da çünkü İslam'ı bilmeyen bunu da bilmez. Yani bütün yani içlerinde boğuldukları, çıkama düşman oldukları sorular bunlar. Evet. Allah niye beka istediğim halde mevte benim hasar ediyor? Niye ölüyor? Niçin çocuklar ölüyor? Hadi çocuklar ölüyor, tamam. Belki saadet ebedi geri çek cennet. Ya bu hayvanların ne istiyor? Abi, bak hayvanlar ne yapıyor? Abi diyor ki burada Hasan Musa 205'te bütün mahlukat tarafından diyor bizi tattırdı fakat yetinmeden idam etti. Bu aşikar gözüküyor. Evet. Yani mesela şey, hiçbirini bir bırakmayarak ifna ediyor. Söndürüyor. Ta sırtlan ceylanı parçalıyor. Gayet suratla onlara göz açtırmayarak idam ediyor. Onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalar çalıştırıyor. Hiçbirini rahat bırakmayarak musibetlerle tayininde, musibetlerle değişime yol attırıyor. Değişiyorlar musibetlerle. Hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde, hiçbiri durmayarak zevallerinde, hiçbiri ve hiçbiri memnun olmayarak fıratlarında. Kim memnun olur? Hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde, hiçbiri durmayarak zevallerinde, hiçbiri memnun olmayarak fıratlarında. Hangi şefkat, hangi merhamet var? Hangi hikmet var? Hangi mastaat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? Soru bu. Soru bu. Şimdi kaç sayfa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ama 12 sayfa ama bu mektup için ne diyor biliyor musun? 24. mektup, 29. söz, 30. söz. Hiçbir felsefe ile halledilmeyecek mevzu diyor. Kur'an'ın kendi, Kur'an'ın çözmesi mucize. Risale-i Nur'la ifade edilmesi keramet, ihsan-ı ilahi. Yani felsefeyle çözülemeyecek
mevzu bu. 24. mektup, 29. söz, 30. söz. 12 sayfadır. Biz atlıyoruz. Yani bu soruyu sorduk. Bunu nasıl okuyacağız şimdi bunu? Bunu. Fakat biz şu nata girelim burada. Bize bakan yön. Yoksa şu birinci makamda bitkiler ve taşlar. Taşlar ve bitkiler niçin böyle duçar oluyor? Ondan sonra biraz hayvanlardan hafif bahsediyor. Sonra şunata giriyor. Şunati girelim. Hepsini atlıyoruz. Bitkileri atlıyoruz. Kainat. İnsanda bir şunat tecelli ediyor. Ona bakalım. 18. mektubun ahirki meselesinin ahirinde denildiği gibi, yani Allah insanı niye böyle yapıyor? Ona girelim. Hiç hayvanlara girmeyelim, ağaçlara girmeyelim. O da önde anlattı. Merak eden ön tarafa koy. Diyor ki, insana niye bunları yapıyor? Hasbiyle reva görüyor. Reva görüyor. Hasbiyle. Halik-i Zülcelal, yani bu sorular ve daha çok ne sorularsa sorulsun, temelinde şu var. Temelinde şu var. İnsanı tanımamak var. İnsan donmuş et parçası. Donmuş et ve kemik yığını zannediliyor. Ne? Onda. Oysa bir telefonda 18 bin, 28 bin video var. Bazen içindeki video, bir resim veya bir bilgi telefonda kıymetli olur. Öyle bir video çekersin ki telefonun 100 katını kazanırsın. Ha? Yani insan tabii ki et ve kemikle izah ederse bu tür soruları kaçınılmazdır. Şimdi insana giriyor biraz. İnsanın başka bir yönü. Halik-i Zülcelal hayret numa dehşetengiz bir surette bir faaliyet-i rububiyetle. Bak, Halik-i Zülcelal hayret numa. İnsan hayret ediyor. Allah Allah. Sonra dehşetengiz, yani acımasız muameleye tabi tutuluyor. Neye benziyor? Topraktan millet cahil insanlar der ki altın çıkıyor. Altın çıktığını zanneder. Topraktan toprak çıkar, yüksek fırına verilir. O fırına acımasız 1500 santigrat derecede sıcaklık vereceksin. Demir ayrışıyor. 2200 verdin mi? Çelik ayrışıyor. 3800-3200 arası oldu mu? Altın çıkıyor. Ama bunu bilmem. Ne yapıyorsun kardeşim ya, fırında bu toprak gün attayım ya, bir sürü şeyler yakıp yıktın. Koca bir kamyon topraktan belki bu kadar bir altın çıkmaz. Değil mi? Ta ki 3500 santigrat derece niye ateş veriyorsun? Altın ayrışsın diye. Isıyı artırdıkça daha derinlikte bulunan madenler ayrışıyor. Elmas mesela. He? Elmas mesela 65. Tabii mesela diyelim ki en son vereceğin ısıyı ilk toprağa versen demir de ayrışır. Çinko da bu tarafa gelir. Derece derece madenlerin cinsini gösteriyor. Onun için de en kaliteliye en kaliteli musibet veriyor. Yani bitkilere ayrı bir model. Bitkilere, hayvanlara, cinlere, meleklere, insanlara ayrıştırıyor. Toprak nedir? Fıtrattır. Madenler denir sana kodlanan sistemdir. Onları nasıl aktif edeceksin? İşte Halik-i Zülcelal hayret numa, hayret dehşetengiz bir surette bir faaliyet-i rububiyet.
Yani Allah Allah'lık yapıyor kainatta. Senin anladığın gibi ye, doldur, boşalt tarzında bir sistemi aktif etmiyor. Böyle bir sistemi çalıştırmıyor. Biz kurguladığımız bir zannımız var. Onun içerisine hayatımızı kurguluyoruz. Ve hayat ondan zannediyoruz. Senin kurguladığın dünya, dünya budur zannediyoruz. Düşündüklerin dünya zannediyoruz. Senin dünyan sana ait. Sana ait Abdullah, sana, senin kurguladığın dünya benimle hiç alakası yok. Ve genel zannediyoruz. Böylelikle Allah rububiyetini gösteriyor. Kul a'udhu bi rabbin nas, Rab. Melik-i nas, Melik. İlahi nas. Bu limandır. Üç tane limana sığın. Halik-i Zülcelal, dehşet engiz, hayret duman bir surette faaliyet-i rububiyet ediyor. Kainatın hakikatını işlettiriyor. Maden. Abi yani toprağa biz ateş vermesek de su versek kardeşim. Su eriştirmez. Su toprağı taştan eriştirir. Toprağı eritir. Taş kalır orada. Öyle mi? Ateş. Usta diyor ki bazen ateş, çoğunlukla ateş sudan daha iyi temizlik yapar. Ha? Şimdi bir faaliyet-i rububiyet yapıyor Allah. Allah'a yakışır icraat yapıyor. Fani ama çok kısa zaman ama sonsuz ama o nispette şoklama yapıyor sisteme. Allah'ın rububiyeti, malikiyeti, ilahlığı, sistemi, kulazı ve Rabbi nas, meliki nas, ilahi nas, sistemi aktif ediyor. Bunu fark etmek ve sistemin içinde aktör olmak, farkındalığa gelip senin adına çalışan filmin başrolü olabilmen için bu namaz, oruç denilen sistem, yöntemle içine giriyorsun. Bunlar netice değildir. Sisteme giriliyor. Anahtarın dişlileri gibi. Üst, alt. Anahtarın dişlisi var ya. Alt, üst, alt, üst, düz. Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Kapıyı açıyor. Değil mi? Pervane. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Elektrik. Koca Hamburg. Binlerce elektrik imalat. Veya anahtar kilidi açacak. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Düz düz, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Düz kıyam. Değil mi? Abi ya bu manyak mıdır ya? Bu ne yapmış ya? Böyle dişliye bakıyor anahtarı tak 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 tak. Anlamasın kardeşim. Onun karşılığı bu. O bunu açar. Ya fazla mal göz çıkartır mı? Bir eksik yapsak, fazla yapsak, az yapsak olur mu? Açmaz. Ha, namaz o kilidi açıyor. O alemleri açıyor. Onu açmak içindir. Namaz da açıldıktan sonra namaz da sen gireceksin. Artık namaz bir yerde kaldı. Sistemin içine girdi. Ahirette namaz yok ki. Oruç yok. Ama ibadet bitti vefatta. Ubudiyet devam ediyor. Kulluk hakikati devam ediyor. Halik-mahluk ilişkisi devam ediyor. Bak arkadaşlar, faaliyet-i rububiyet. Allah, Allah bulmak ediyor. Yoksa durur. Ona ait bir menkibeyi anlatayım. Olmuş. Ya Rabbi, bıktım sandım şu şeyden, şeytandan. Devlet işi yap dedi. Ulul Azm peygamber olunca Allah'ın da hikmeti izah etti. Şeytanı devlet işi yaptı. Baktı ki, herkes evinde. Ulan şehir durdu. Hayat durdu. Gitti adama dedi ki bakırcıya, ya kardeşim niye çalışmıyorsunuz? Çalışmak da ibadet. Çalışmak da ibadet sayılır ama ibadetin kendisi değil yalnızsa. Sen bizi öğretmedin mi? Ne gerek var ya, ben zaten kazandım, bana yeter dedi ya. Ben dedi çocuklarım, onlar da kazansın dedi ya. Ya beni bakır yaparken ecel gelse, ölsem ne yapacağım yalnızsa? Sen beni kurtarabilir misin? Vallahi doğru söylüyorsun dedi ya. Ya gerek yok ki dedi ya Musa ya dedi ya. Git ya bak kimin ihtiyacı varsa bakır o yapsın diyor. Bakır için keçi vururken kalbim durursa sen garantiliyor musun? Ya Allah Allah doğru söylüyor.
Ama bir ifza edemediği bir şey var ama şehir durmuş. Ayakkabı tamircisi var. Ya niye gitmiyorsunuz tamire demiş. Ya Musa değer mi demiş ya ben zaten ihtar demiş. Allah rızkın kefili değil midir demiş ya. Ne çalışması? Dikerken mi öleyim dedim. Bütün meslek erbabı öyle demiş. İbrahim, şey İsmail. Sonra dedi ki ya Rabbi senin hikmetine suası olmaz. Allah'ım affet. Dedi ki ya Rabbi şeytanı aktif et. Şeytanı aktif edince adamları ya bana bak o Bakırcı'ya diyor ki lan namaz geçiyor. Tamam Musa daha geçmedi ya diyor ya. Bakır'dan alamıyor şimdi. Adam o biri daha bir ayakkabı dikiyor. Yani sistemin içerisine aktivite edecek, aktif edecek, her şey allak bullak edecek, darmadağın edecek, âli edecek bir tane virüs koyuyor. Ara boşluğu. Şeytan denilen yöntem. Şeytan yöntemi, doğru yöntemi kullanarak sana giriyor, doğruyu kullanarak seni yanlışa atıyor. Sistemle giriyor, sistemin dışına atıyor seni. Şeytan bir düşünce yöntemidir. Yani çocuğa, deliye, hayvana şeytan musallat olmuyor. Günah da yazın. Niye? Düşünce yöntemi yok. Biz düşünmedikçe şeytan giremiyor. Düşünce. Şimdi faaliyet ediyor Cenab-ı Hak. Hayret kuma döşentengiz bir surette faaliyet-i rububiyet mevcudat-ı mütemadiyen tebdi ve tecdit ettiğinin bir hikmeti budur. Tebdi bedelliyor. Çekirdek ağaç oluyor. Biz dünya toprağı, dünya nedir biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Ustad diyor 23. sözde. Toprak düşünün. Toprak. Düşünemeyiz. Kabiri adam gömülüyor ya. Onun için otur. Üzerine kapa kapatılsın oturuyorsun. Ama öyle bir özelliğin var ki o mezarda duruyorsun ama kıpırdayamıyorsun. Yani solucan gibi toprağın içinde dolaşabilse ama dışarıya gün yüzüne çıkmak yok. O neydi? Mutlu muydu? Mutlu hocam. Şimdi toprağın altındasın ama bir özelliğin var. Böyle bir şua var. Elektrik vermiş sana Allah. Toprağın içinde dolaşıyorsun ama yeryüzüne çıkmak yok. Artık oradaki madenleri, suları, sipsiyah, zifiri, karanlıkları, haşeratları, vücutları oradasın. Ve orada doğdun, orada büyüdün. Onu şimdi ben sana anlatsam oraya. Orada doğdun, orada büyüdün. Oradaki bir anne babayla. Mutlu kardeş, yukarıda güneş var. Ay var, balıklar var, dere var, ondan sonra ışık var, güzellikler var. Orada karanlık ya, güzel yok. Ses var, hava var, çiçekler var, baklavalar, börekler, muhlamalar var. Nasıl inanırsın? Sen orada yılan çıyanlarla besleniyorsun. Yani senin kurguladığın toprak altındaki hayatla üstünü hayal edebilir misin? O da dünya. Üstad diyor ki dünya toprağı altındayız. Dünya topraktır. Ahirete göre. Toprağın üstüne bak, toprağın altına bak. Kıyas edilmez ama işte ahirete göre biz toprağın altındayız. Şu anda. Toprağın altındayız. Üstünü düşün. İşte o üste çıkmak için yöntem geliştirmiş yapmış, vermiş bize. Namaz, oruç, ubudiyet, dersler, sohbetler. Sizin üzerindeki battaniyeyi kaldırıyorsun. Toprağa atıyorsun. Toprağa attıktan sonra dünya varmış. Yapacağım, üşemeyeceğim. Buradayım. Solucanlarla beraberim. Karanlık, hava yok, balık yok, güneş yok. Ay yok, çiçek yok, gül yok. Sonra kitap okudum, namaz kıldım, sohbetlere gittim. Allah. Ha, kuş. Ne o? Muhabbet kuşu. 100.000 çeşit hava alemi. 100.000 çeşit bitki. 100.000 çeşit su. Vay. Böyle çıktım yukarıya. Anladın mı? Böyle. Hepsini birden bakar gibi oldu. Fark.
korkma olmaz mı abi? Bir anda dehşet alır. Onun için alıştırıyor. Gölgesinden kumaz mı yani? Evet. Onun için korkuyor. Ama bu derslerle alışkanlık oldu. Orada anlattı. Topraktaydık. Bir peygamber geldi oraya. Ya arkadaşlar, burası toprağın altı. Bu hayat denilmez. Aşağıdayız. O diyor ki, ben oradan aşağıdayım. Ya işte hayat bu be. Son uçanlar ilanlar. Gübreler. Yukarının pislikleri akıyor aşağıya. Lağım. Hayat bu be kardeş. Ama göz görmüyor. Karanlık. Hava yok. Çiçek gülü yok. Baklava yok. Ne? Yukarıda güneş varmış. Ne güneşi ya? Kim gidip de görmüş? Gidip de gelen mi var? Allah Allah. Gidecek. Gidip de gelen niye yok? Ona niye gelsin enayi mi? Niye gelsin ya? Şimdi peygamber bile gelmedi. İdris Aleyhisselam ya Rabbi dedi. Beni bir cennete sok. Gelmezsin ya. İdris dedi. Gelelim dedi. Söz mü dedi. Allah bilmiyor mu bize ders edecek. Tamam. Söz. Cennete bir girdi. Ümmeti ümmeti unutmuş. Ne ümmet? Ama aklı delikanlı adam. Ben seni düşüneceğim geleceğim cennette. Ulan Hazreti Muhammed değil ya aleyhissalatü vesselam. Cennete girmiş, cehennemi görmüş, gene gelmiş. Nasıl gelmiş ben de anlamıyorum değilim yani. Onun için acayip deliyim ona ya. Nasıl gelmiş ya Miraç'ta? Miraç'ta gelmedi mi? İdris aleyhisselam Allah dedi ki hani söz verdin? Tamam ya Rabbi. Çıkacağıma söz verdin. Sen de şöyle dedin ya Rabbi. Cennette kim ne istiyorsa ben de ona onu vereceğim. Onun için cennetteyim ben de istiyorum. Çıkmak istemiyorum. Allah'ın peygamberleri de çok güzelmiş ha. Kaliteli. Vallahi bana manyak diyorlar ama nasıl sevmeyeyim ya. Adam bak ne diyor. Ama Allah'ın tövbe ya Rabbi. Bu ne biçim Allah tövbe tövbe beni ya Rabbi. Ağzımış ya. Yani o kadar alçak günüyor. Tövbe alttan şey yapıyor. Kuluna iltifat ediyor. Kulunla mantık kullanıyor. Kulunla sohbet ediyor. Ne yapıyorsa Allah ya. Ben vallahi yapmam ha. Ulan biraz elime bir imkan geçse, cebime para gitse kahvem değişiyor, kumar değişiyor, adam değişiyor, araba değişiyor, karı değiştiriyor. Adam milli piyangoda bir şey çıkmış, ilk önce karıyı boşalt. Evet. Tazesini alıyor. Ya bu Allah ya! Ya acayip bir şey ya! Lan ben miraca gideceğim, gidiyor bedeviye kanaat ediyor, peygambere bak ya. Lan nereden girdim gene peygambere ya? Ya peygamberin dersini yapamıyorum ya. Ya miraca gideceksin, cennete gireceksin, cehenneme girmiyor, görüyor. Geliyorsun, sohbet ederken kenardan adam işiyor diye, işiyor ya. Ona kanaat ediyor, ben telefon, derse çalsa tepeme atıyor. Ya nasıl bir insan ya? Ben anlamış değilim ya, bu nasıl bir insan? Ya ben cennete gideceğim, gelecek miyim ha? Vallahi gelmem, billahi gelmem ya, geliyorum. Adam gelmedi tabii, gelmez tabii, haklı. Ne gelecek ya? Yunus Aleyhisselam. Anlat anlat yok. Anlat anlat yok. Binlikim ya de yarattı. Seninle mi uğraştık? Ama seninle de. Dev üstler dedi. Tamam. Dev üstler. Hepsi sağladı. Çekip gitti. Ama Allah bu sevgili peygamberini bu kendisine isyan eden kullarını gene bırakmadı. Niye bana sormadan dedi. Yok. Beşerin zalim eliyle balıklara yutturdu. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam da sahile attı. Ya Allah, böyle bir Allah, öyle müthiş bir güven var ki, yani acayip bir şey ya. Peygamber'e bile güvenemiyorsun. Allah'a göre. Peygamber ne dedi? Ne biçim adamsınız lan, takozlar. Sizinle uğraşacağım lan sizin dedi. Bindi, çekip gitti. Kaç yüz sene ya. Çekip gitti. Ama Allah, sevgili peygamberine, kendisine isyan edenlere rağmen cezalandırıyor. Bırakma bunu diyor. Lan nasıl bırakmayayım? Bırakma. Bırakma. Lan onları bırakmayın Allah. Seni bırakır mı ya? Nasıl onlar ümitsiz oluyorsun? Asıl senelerden beri isyan etmiş kullarına peygamberi diyor ki niye yaptın? Bırakma diyor. Beni bırakacak. Seni bırakacak. Niye bıraksın ya? Sen anladığın bir tasiyet Allah'ın anlayışını ya. Öyle Allah ya. Tövbe tövbe ya. Kaliteli bir cana bak ya. Tamam, ne?
Toprağın altındayız kardeş. İşte depremler, şimşekler, hadiseler, suhe yalanlar, kıtalar kayması, toprak yarıldı. Bir yanıldı, kafayı çıkarttık alttan. Vay! Nasıl? Bir daha aşağıdaydık ha. Döner misin? Gidip de gelen bir, iki tip insan var. Cennet. Cennet ehli bir daha gelir mi dünyaya? Cehennem ehlini zaten getirmiyorlar, göndermiyorlar. Gidip de gelen olmaz tabii. Gidip de gelen mi var? Olmaz. Niye olmaz? Cennet ehli ise enayi midir? Allah Resulü diyor ki, ahirete gittikten sonra tekrar o ehli kurtaran, annesinden doğan, annesinin aynı yollarını kullanarak geri dönmek ister mi? Hangimiz oraya girmek isteriz? Çekirdekten, ağaç, yumurtadan, hayvan olan tekrar oraya girmek ister mi? Ha, cehennem ehli dönmek mi? Onu döndürmüyorlar işte. Gidip de gelebilecek modeller var. Gelmiyor. Abi gelenler var ama mesela evliyalar geliyor diyor ya. He. Peki bunlar himmeti nispeti? Nasıl geliyor biliyor musunuz? İmtihana tabi olmayarak yalnız himmet ediyor gene garanti orası ya. Sana bir tanesini söyleyeyim. İsa Aleyhisselam mucizesi neydi? Ölüleri Allah'ın izniyle diriltmek. Yahudiler dedi ki tamam duyduk öyle yeni taze ölenleri. Asırlık 100 sene önce bir adam var burada dedi. Onu dirilt. Hepsi toplanmış. Bak şimdi soruna cevap. Gidip gelen bir diriltmiş hakikaten alimmiş. O diriltmiş melekada. Ey Allah'ın Resulü selam vermiş. Herkes görmüş. Ulan peygamberi bırak. O adamlar nasıl olması lazım? Asırlık ceset kalktı selam veriyor. Lan nasıl katılıyor ki hala yani şey arıyorsun az bir kere kalbin durması lazım. Ben o adamlardan da geçtim. İsa Aleyhisselam'ın ruhu olun. Dua ediyorum. 120 yaşında 100 sene önce vefat etmiş bir adam benim sözümle Allah'ın izniyle diril. Bak ben İsa Aleyhisselam için ruhuyum. Dirildi. Ya benim imanım ne olur? He? Bu imana yetişilir mi? Selahattin abi. Nasıl bir iman olur? Diyorum. Diyorum ve diriliyor. Ölü diriliyor. Yani mucize gösterirken kendisi ne oluyor? Hiç mi etkilenmiyor Murat? Nasıl olur senin iman? Sen söylüyorsun mezar diriliyor. Ona öyle bir şey yapsa zaten senin aklın gider ya. Esselamu aleyküm ya ile kubur. Kabire girdik ya. Ondan sonra ve aleyküm selam Murat kardeş deyince. Bir de dirildiğiniz ses değil. Aleyküm selam Murat hepsi dirildi. Çıkırdı. Onlar herhal oradakiler yeter abi. Canım. Hazreti Musa Aleyhisselam herhalde asasını attığı zaman kendisi kaçmış herhalde değil mi? Evet abi. Aynı söylüyor. Onu söylüyor. Tam onu tut. Onu da şey yapayım. Bunu bitireyim. Adam diyecek miydi senin? Neyse oldu bitti. Adama dedi ki tamam yarıya kadar değil. Alayım seni bu tarafa tekrar yaşa. Tekrar. Kaldığın yerde yaşa devam et. Ne dedi biliyor musun? Ben 120 sene yaşadım, Allah'ın dediği gibi yaşadım. Fakat ölüm anında çektiğim azabı bir 100 sene daha için onu çekmek istemem. Onun için gelmem dedi. Ölüm anındaki azabı tatmamak için 100 sene yaşamak istemem dedi. Bunu diyen alim bir daha. Alim. 100 sene için dedi, ben o acıyı tatmam. Bir kere tat. Bu Musa Aleyhisselam asasını attı. Büyük bir ejder olunca kaçtı. Onu demiyoruz da yani. O kaçtı sırtını döndü diyor ayette. Giderken Allah dedi ki peygamberler korkmaz. Sen geri dön dedi. Onu ben yaptım dedi. Allah garanti tekrar verdi de geri döndü. O da korktu kendi asasında. Anladın mı?
Peygamberler korkmaz dedi. Niye korktun dedi. Ben onu şey yapacağım dedi. Dehşeti canavar oldu. Herkesi yiyor. Herkesi kapıyor. Buna da gelir lan. Anladın mı? Yani şeyden dünya hayatı böyle. Bu hadiseler, musibetler, zeval filan üstlerimizdeki toprak tabakası kırılıyor, dökülüyor, deprem vuruyor, heyran oluyor. Üzerimiz bir şekilde açılıyor. Ondan sonra diyeceğiz ki hani geçmişte bir sıkıntı çektik ya, yok. Şimdi senelerden, asırlardan ve sonsuza doğru belki bir sene, iki sene kadın o yaylalarda sıkıntı çekti ama zor şey namaz kıldı, bilmem ne yaptı. Her gittiğinde tatlı bir hatıra var. Sonsuz. Kısa bir dönem hatırası sonsuz. Şu dünya hayatı sonsuz aleminin hatıra çekirdeğidir. Çok kısa. Sonsuza göre hiç değeri yok. Allah Resulü'nün tabiriyle bir uyku hali. Din seyahat ederken ağacın altına dinlenmiş. Başka bir hadiste bir saatmiş. Ahirete göre bir saatmiş. İşte Cenab-ı Hak böyle mevcudat-ı mütemadi, tebdil, yani toprağın altındaki çekirdek ağaca bedelleniyor. Tebdil. Tebdil bedellenmek. Tecdit. Yenileniyor. Ne demek yenileniyor? Eski gömlek, yeni gömlek. Öyle değil. Yani ruha uygun, gelişen ruha uygun hakikat giymeler. Şöyle diyeyim, elbiseden bahsedeceğim. Lütfen elbiseyi dinleyin. Namaz kılan kılmayanın surat elbisesine, simasına bakın. Elbise. Utanıyor. Utanan bir ruhun yüzündeki elbise haya, kıpkırmızı. Değil mi? Bak elbise. Bu tecdit. Yenilenen ruha uygun libas giymek. Haletler libastır, duygular libastır, fikirler libastır. Duydun mu fikirler? Fikirler libastır. Elbisedir. Ettiğini bir hikmeti budur. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket bir iştiyar. Nasıl ki mahlukatta faaliyet var. Dere akıyor. Rüzgar esiyor, ağaç büyüyor, yumurta oluyor, tavuk oluyor, hayvan oluyor. Mahlukatta faaliyet, hareket bir niçin oluyor? Niçin gelenler değişiyor? Niçin durmuyor? Niçin devamlı değişken? Burayı okudum kesiyorum. Niçin devamlı hareket halinde? Kainatta hiçbir şey donup duramazsınız. Mesela uçakla geliyoruz Türk Hava Yolları'nda. Yeşilköy'den kalktı. Dedi ki, Stuttgart dedi. Hava açık. Bilmem ne. Hafif bulutlu olacak. Az bir bulut. İnerken baktı ki her taraf bulut sarmış. Öyle değil mi? Tamamen sarmış. Yani devamı değişiyor. İnsan değişiyor. Lan biraz önce söz verdim böyleydi. Biraz önce güzel bir aleti var. Şimdi cehennemi yaşıyorsun. Lan biraz önce böyleydin. Niye böylesin? Hiç psikolojisi bozuk olan, panik atağa depresyona giren sığır gördünüz mü? Yok. Ama ikide bir biz değişiyoruz. Mahlukattaki bu faaliyet, bu hareket nereden geliyor? Bir, sayın. İştiha. İştiha. İştiha niçin olur? Bir, yenilenme ve tekamül etmek için yemeği doldurmak adına iştah olur. Sen bu faaliyeti yaparsın diye sana açlık elemini vermiş, onu giderirken yemek lezzetini alıyorsun. Ama bu vasıtadır. Yemek yemen ve lezzet alma vasıtadır. Netice, değişim ve kemal bulman için gıda gerekiyor. Bu iştiha. Demek ki faaliyet, bizi faaliyetlendiren, mevcudan faaliyetlendiren birincisi iştiha. İkincisi iştiyak. İştiyak nedir? Arzu, istek, arzu. Arzu. Ama istifa en şiddetli arzu, iştiyak. Ne demek arzu? Çekirdek hayatını ağaç yapma. Her bir çekirdek ağaç olmak ister.
Bu bir iştiyaktır. Yani çekirdeğin programı neyse o olmak hedefidir. O zaman ruh çekirdeğinin içindeki program nedir? Onun için bu faaliyet istiyor. Donukluk istemiyor. Ya kardeşim, donukluk kokutur adamı. Hayatın sebebi olan su donmaz, şey hareket etmelisin. Bırakın dursun. Kokar. Kokar. Kar kurtlanır. Ha, demek ki iştiyak olabilmesi için sistem olması lazım. Sistem, yani çekirdeğin içindeki program, ağaç olmaya iştiyakı vardır. Ağaç olmaya iştiyakı vardır, ihtiyacı vardır. Ondan sonra ağaç olmakta bir lezzet vardır. Çekirdeğin ağaç olmasında niye böyle? Mesela şöyle diyeyim. Odun düşünün bunu. Kibritle tutuştuğunuz zaman bir tanesi, her şey, heyecanlar nasıl gidiyor? Duman da gidiyor, duman yavaş gidiyor. Nur nasıl gidiyor? Ondan daha fazla ısı gidiyor. Niye böyle içindeki nur, ışık çabuk çıkıyor? Diyor ki yeter artık burada hapis olduğu. Hapislikten kurtulmaya ihtiyacı var, iştiyakı var. Çıkma anında lezzettir. Yani bir futbolcu, bir sporcu veya bir şey yapan kuvveden, programdan fiile dönmesinde bir lezzet vardır. Lezzet budur. Abi bu iştiyakı mesela inananla inanmıyor. Mesela derim ki baktığın zaman... Onlarda da var. Onlarda var ama... Basit ama. Çok mu basit? Çok basit. Mesela diyelim ki şu elektrik motorunu yapacağım. O da bir şey. Dünyadaki bazı kabiliyetleri. Onlar istidatları bitmiş. Kabiliyetleri var. İstidat daha aşağıda. İstidatları dumura uğramış. Kabiliyetler çalışıyor. İyi bir doktordur, iyi bir mühendistir. Bir şey buluş yapmak için kabiliyeti, o da bir lezzettir. O da bir iştiyaktır. Onu da yapma bir arzusu var. Yani kafir dahi olsa Allah onu dünyanın imareti için çalıştırmış. Yani böyle bir sistemin aktif olma anında bir lezzet vardır. Bir de muhabbet var. Yani kısacası insanın 18 bin alim olması, çekirdekten ağaç olmak, yumurtadan hayvan olmak da bir iştiyak, iştiha, lezzet ve muhabbet var. Sistemin içerisi bu var. Bu. Bundan dolayı hep patlamak ister, hep ağaçtan ısı dışarıya çıkmak ister. Çünkü odunun içerisindeki nur güneştir. Oradan geldiği için ona gitmeyi arzulayıyor. Hemen hemen oraya gidiyor, aşağı gitmiyor. Ya. Yani oraya. Demek ki bu dünyayı faaliyet etmesi, gelenlerin gitmesi, varlığın değişmesi, dönüşmesi, oradan oraya sebebi iştiha, iştiyak, lezzet ve muhabbet. Yani biz dışarıdan bakınca elem zannediyoruz. Oysa atmacanın serçeye musallatında, serçenin uçarken korkuyla beraber uçma kabiliyetini, kuvveden fiile, o istidatını geliştirmekten lezzet alıyor. O öyle bir kabiliyeti gelişti ki, mesela anneler uçururken yavrularını biz camdan seyrederiz. Ne kadar bir heyecan. Kuşlar gelir toplanır, oradan oraya bırakırlar, oraya taşırlar. Bizim 6. binada görüyoruz çünkü balkonumuzda kumrular şey yapıyor. Ama uçunca artık o yavru kuşu seyrediyoruz, onlar da seyrediyor. Oradan oraya atlıyor, becermiş ya. Çünkü bir lezzettir. Çünkü hedefe gitmek muhabbettir. Çocuğa sorsan ne olacaksın? Pilot olacağım. Ne olacaksın diyoruz? Alim olacağım diyor. Bir çocuğa sordum, hafız olacağım diyor. Doktor olacağım diyor. Çünkü insanın fıtratındakileri ortaya çıkaran o tür mertebelere gitme bir muhabbeti vardır. O zaman oraya varmak için kırtasiye kullanacak, kalem kağıt alacak, yazılı kullanacak, eğitim kullanacak, sabah kalkacak,
Nasıl kalkıyor görüyor musun? 6 yaşındaki çocuk nasıl 5-6'da kalkıyor? Çünkü hedefi görüyor. Kalkarken bugün kalkıyorum ama yarın kalkmayacağım. Yarınki hedefi görmese bunu yapamaz. Ahireti görmezseniz ruhunuz buraya bu sistemi kuramazsınız. İşte mevcudatı Allah bullak harekete getiren iştihak, lezzet ve muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki her bir faaliyette bir lezzet nemi vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Mesela adam evleniyor. 8 dakika lezzet alacağım diye hanımın sorumluluğunu alıyor. İyaşesini alıyorsun. Ondan çıkacak çocuğun ne kadar zor külfetini üzerine alıyorsun ve bir de mesuliyet yetiştirmedin mücemmet. Peki bunu niye yapıyorsun? Allah o lezzeti koymasın. Bak kim yapar bu işi? Kim yapar? Lezzet Allah bullak ediyor kainat işte. Girer mi bu işe? Öyle değil mi? Elin çocuğuna bakacaksın. Annesi babası evlendirmek istiyor ki gitsin başımızdan defolsun. Sen onun yaşasını üzerine alıyorsun. Bir de ondan çıkanı büyüteceksin. Niçin? Lezzet için. Abi sünnettir. Tekke mi anladım? Sünnettir sonra diyoruz. Tabii sünnettir tabii. Sünnettir ama kim sünnet diye evleniyor? Madem sünnettir diye evlenirken niye haramla evleniyorsun? Doymadan kalkmak da sünnet abi. düğün yapma şekli niye sünnet değil? Sünnet olan bir şeyi haramla yapıyorsun. Hani sünnetti? sünnet işlemek için haram mı yapmak lazım? Toshiba. Neyse, tamam evlen. Bir şey demiyorum. Ama bir şey demiyoruz. Madem evleneceksin, evlen. Evlenmeyeceksen, evlenme. Allah Allah. Her bir faaliyet ve lezzet nevi vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemale mütevecittir. Lezzet demektir. Yani lezzet, kabiliyetin çekirdeğin aç olma faaliyetinin adıdır. Lezzet. Bak, lezzet dahi bir kemale mütevecittir. Belki bir nevi kemaldır. Lezzet kendisi kemalattır. Peki lezzeti herkes alabiliyor mu? Lezzet, zevk alabiliyor da bunu Rahman'dır. Rahim'deki yok. Kafirlerde rahim yok. Rahman var. Kafir mümin fark etmeden şehveti ve mideyle vesaire rızkını veren Allah, rahim ise kendisine iman edenleri iman ettiği yerle besleyen Allah. Allah'a iman ettiği için Allah ile besliyor ruhunu. Ahirete iman ettiği için ahiretle ruhunu besliyor. Meleklere iman ettiği için meleklerin feyziyle besliyor. Rahim bu. Öteki söylediğim. Yani lezzet kendisi bir kemaldır. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder. Bak, faaliyet neymiş? Faaliyet şuymuş. Niye evirip çeviriyor? Bir cemal, kemalmış. Faaliyet lezzetmiş. Faaliyet cemale işaret eder. Yani çekirdek hakikatin ağaç olma ya doğru hareketin adıdır o gördüğümüz olumsuzluklar. Mert, zeval, adem, meşakkat, musibet denilen şey zahirdeki kılıftır. Hakikatta ise neymiş? Kemaldir, lezzettir, cemaldir. Yani aslı olmak. Ve madem kemal-i mutlak ve kamil-i zülcelal olan vacib-ül vücud, zat ve sıfat ve efalinde bütün enva-ı kemalata camidir. Elbette o zat-ı vacib-ül vücudun vücub-u vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda istinay zatisine ve gınay-ı mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh-ü zatisine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir
muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen hadsiz bir şefk-i mukaddes vardır. Ve o şefk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-i mukaddes vardır. Ve o sürur-i mukaddesten gelen tabiri caiz ise hadsiz bir lezzet-i mukaddesi vardır. Ve elbette o lezzet-i mukaddesiyle beraber hadsiz onun merhameti cihetiyle faaliyeti kudreti içinde mahlukatının istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekamül etmesinden neşet eden o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait tabiri caiz ise hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddese vardır ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor ve o hadsiz ve o hadsiz faaliyet dahi hadsiz bir tebdil ve tahir ve tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor ve madem ve o hadsiz tahir ve tebdil dahi ve o hadsiz tahir ve tebdil dahi mert ve ademi zeval ve firakı iktiza ediyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavatı.